Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce paylaştığım iki genel kültür videosunu genel kültür deneme sınavını daha doğrusu bir daha paylaşıyorum. Tekrar paylaşıyorum arkadaşlar. O bana faydalı olur sizlere. İyi günler diliyorum. Sesim için kusura bakmayınız. Teşekkür ediyorum. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. İki deneme sizlerle birlikte iki genel kültür denemesi çözebilirsiniz. Yaklaşık 60 dakika sürecek. İki genel kültür denemesi çözebilirsiniz arkadaşlar. Tarih sorularıyla başlıyoruz. Yukarıda verilen özellikler seçeneklerde verilen devletlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğine sahip olup parayı kullanan ilk Türk devletidir. Bu seviyeli din olarak kabul eden ilk Türk devletidir. İslamiyet kabul eden ilk Türk topluluğudur. Dede Korkut hikayelerinin bu devlete ait, Dede Korkut hikayeleri bu devlete aittir. A. Hazarlar, B. Oğuzlar, C. 1. Göktürk Devleti, D. Karluklar ve İki Uluğlar arkadaşlar. Doğru cevabımızı vermeden önce şu bilgiyi vermek istiyorum. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklulardır. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İki Uluğlarlarıdır. İslamiyet'i Orta Asya'da kabul eden ilk Türk devleti ise Karahanlılardır. Buna göre Karluklularla İki Uluğlar arasında kalacaksınız büyük ihtimalle soruda. Onu söylemek istedim. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğine sahip olup parayı kullanan ilk Türk devletidir diyor. Göktürklerdir. 1. Göktürk devletidir. 1. Göktürk devletinin üzerinde çizelim arkadaşlar. Pardon. Birinci Göktürk devletinin üzerine çizdik. Musevili din olarak kabul eden ilk Türk devletidir diyor. Hazarların üzerine çiziyoruz. Hazarlardır bu. Hazarların üzerine çizdik. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur diyor. Karlukların üzerine çiziyoruz. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Dede Korkut hikayeleri bu devlete aittir. Oğuzlardır. Oğuzların üzerine çiziyoruz. İki Bulgarlar ise İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devletidir arkadaşlar. Orta Asya'da da ise İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruyla devam edeceğiz. Doğru cevabımız İki Bulgarlar olacaktır. İki Bulgarlarına ait arkadaşlar soruda özellik verilmemiştir. Eşleştirdiğimizde doğru olarak dışarıda kalır İki Bulgarlara. İki Bulgarları tekrar edersek İslamiyet'i kabul eder ilk Türk devleti değil, topluluğu değildir. Doğru cevabımız İki Bulgarlara olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti arasındaki ortak özelliklerden biri değildir? A. Askeri örgütlenme, D. Hukuk düzeni, C. Veraset anlayışı, D. Donanma gücü, E. Toprak sistemi. Büyük Selçuklu Devleti denize kıyısı bulunan yerlerde hakimiyet kurmadığı için donanma gücü yoktur. Büyük Selçuklu Devleti denize kıyısı bulunan yerlerde hakimiyet kurmadığı için donanma gücü yoktur. Diğer seçeneklerde verilen özelliklerde Anadolu Selçuklular ile ortaktır. Doğru cevabımız donanma gücü olacaktır arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin donanma sahibi değildir. Çünkü kıyısı bulunan yerlerde hakimiyet kurmamıştır. Donanma gücü yoktur Büyük Selçuklu Devleti'nin. Anadolu Selçuklu Devleti'nin donanma gücü vardır. Doğru cevabımız donanma gücü olacaktır. Önemli Osmanlı Vakfinvisleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Naima, B. Raşit, C. Gevheri ve Abdurrahman Şeref ve Ahmet Cevdet Paşa. Arkadaşlar Vakfinvisler resmi tarih yazıcısı anlamına gelmektedir. Gevheri halk şairidir. Diğerleri Vakfinvis'tir. Yani resmi tarih yazıcısıdır. Doğru cevabımız Gevheri olacaktır. C seçeneği Gevheri. Resmi tarih yazıcısı değildir. Osmanlı Vakfinvisleri arasında yer almaz. Önemli Osmanlı Vakfinvisleri arasında yer almaz. Gevheri halk şairidir arkadaşlar. Diğerleri Vakfinvis'tir. Yani resmi tarih yazıcısıdır. Doğru cevabımız C seçeneği Gevheri olacaktır.
Yukarıdaki divanı mimayim görevlilerinden hangileri seyfiye sınıfında yer almamaktadır? Bir vezir, iki nişancı, bir defterdar. Osman Devleti'nde seyfiye sınıfı yani kılıç eğili, askerleri ve asker kıdemli devlet adamlarını içermektedir. Bu anlamda Ender'in Ender'in öncesi acemi olan ocağında eğitim görmüş, tüm devşimi asıllı bürokratlar da bu sınıftandırlar. Bu yüzden seyfiye sınıfında sancak beyleri, beyler beyleri, vezirden vezir azamlar yani sadrazamlar, tımarlar yani tımar sahipleri ve tımarlı sipahiler ve kapı kulu halkı yani yeni şerif piyadeleri ve kapı kulu süvarileri yer almaktadır. Ancak karemiye sınıfında bulunan saray katipleri, vakanı yüzler, defterdarlar, nişancılar, reis yükü toplar, farklı ve bürokratik kategori oluşturmaktadır. Arkadaşlar, nişancı ve defterdarlar karemiye sınıfında yer almaktadır, seyfiye sınıfında yer almamaktadır. Vezirler ise seyfiye sınıfında yer almaktadır. Nişancı ve defterdarları alırız. 2-3 alırız arkadaşlar. Seyfiye sınıfında yer almamaktadır bunlar. Kalemir sınıfında yer almaktadır. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Vezirler seyfiye sınıfında yer alır. Osmanlıca pişircesiyle ulusçuluk fikirlerinin önüne geçirilmesi, halkın kaynaştırılması, devletin dağılmaktan kurtarılması amaçlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlıca pişircesinin hedeflediği durumlardan biri değildir? A. Geniş topraklar elde etmek. B. Azınlıkların bağımsızlık isyanlarını önlemek. C. Tüm halkı bir arada tutmak. D. Milliyetçilik düşüncesinin gayrimüslimler arasında yayılmasını önlemek. D. Otoritenin güçlendirilmek istenmesi. Osmanlı düşüncesi, milliyetçilik akımıyla imparatorluğun parçalanmasını önlemek için kullanılmıştır. Amaç, sınırları genişletmek değil, sınırları korumaktır. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Geniş toprakları elde etmek, Osmanlı'nın pişircesinin hedeflediği durumlardan biri değildir. Hedef sınırları korumaktır arkadaşlar. Genişletmek değildir Osmanlı'nın pişircesiyle. Milliyetçilik akımı ile imparatorluğun parçalanmasını önlemek işin yılanmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Mondros Ateşkes Anlaşması'na ve hemen sonrasında itiraf devletlerinin gerçekleştirildiği işgallere karşı Türk milletinin gösterdiği ilk tepki aşağıdakilerden hangisidir? A. Protesto ve mitingler düzenlemek. B. Genelgeler yayınlamak. C. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak. D. Kongreler düzenlemek. B. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini kurmak. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan hemen sonra itiraf devletleri işgallere başlamış, halka kötü davranmıştır. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nin yönetimi herhangi bir tepki göstermemiştir. Bu yüzden halk kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmış ve derhal müdafaa-i hukuk ürettiği ilhak cemiyetleri kurulmuştur. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır, müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurmak. İşgallere karşı Türk milletinin gösterdiği ilk tepki müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurmaktır arkadaşlar. E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Yeni Türk Devleti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Anlaşması'nın imzalanmasında bir sınır, iki düşman, üç rejim durumlarından hangilerinin ortak olması etkili olmamıştır? Sovyet, Rusya ve Türkiye ortak düşmanlara da sınırlara sahip olduğu için bu anlaşmayı imzalamıştır. Ancak Sovyet Rusya'da sosyalizm rejimi varken Türkiye'de bu rejimin yani sosyalizm rejiminin kabul edildiğini söylemek doğru olmaz. Yani tarafların rejimlerinin ortak olduğunu söylemek mümkün değildir. Doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. C seçeneği rejim 3. Yalnız 3 olacaktır. Ortak sınırları ve ortak düşmanlarına sahiptir. Türk Devleti ve Sovyet Rusya fakat ortak rejimlere sahip değiliz. Doğru cevabımız yalnız 3. C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar, şu an Rusya'yla sınırımız yok ama Sovyet Rusya'yla sınırımız vardı. Onu benim gözlerimde bulundu. Soruyu cevaplayınız.
Bu Sovyet'te de seyre sınırımız vardı ama şu anki dosyada sınırımız bulunmamaktadır. Hayatta da gördüğünüz izleyiciler, arkadaşı harikada gördüğünüz izleyiciler. Bu Sovyet'te seyre sınırımız varken şu anki dosyada sınırımız yoktur. Atatürk döneminde kurulan yukarıdaki partilerin kuruluşlarını kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 1- Serbest Cumhuriyet Fırkası, 2- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 3- Cumhuriyet Halk Fırkası. Arkadaşlar, ilk önce Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur 9 Eylül 1923'te. Daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur 17 Kasım 1924'te. Daha sonra ise Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur 12 Ağustos 1930'da. Dolayısıyla 3-2-1 olacaktır doğru cevabımız. İlk önce Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu, sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu arkadaşlar. 3-2-1 doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1911 yılında İttihat ve Terakki Cumhuriyeti'ne karşı kurulmuş ve Mondros Anlaşması'ndan sonra milli mücadeleye karşı faaliyette bulunmuştur? A. İngiliz Müttefikleri Cemiyeti, B. İslam Teali Cumhuriyeti, C. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, D. Wilson Prensipleri Cemiyeti ve Hürriyet ve İtiraf Partisi. İkinci Meşrutiyet döneminde iktidardaki İttihat ve Terakki Cumhuriyeti'ne karşı kurulmuş olan en önemli muhalefet partisidir. 1917 ile 1913 yılları arasındaki ilk etkinlik dönemi 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki'nin Mahmud Ali baskını ile hükümete geçirmesiyle sona erdi. Mondros mütarekesinden sonra Ocak 1919'da yeniden kurulan parti ertesi yıl başlarında etkinliğini kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlarda kuşkusuz dizilik yapmışlardır. Hürriyet ve İtiraf Partisi arkadaşlar doğru cevabımızdır. Doğru cevabımız Hürriyet ve İtiraf Partisi olacaktır. İttihat ve Terakki Cumhuriyeti'ne karşı kurulmuş ve milli mücadele döneminde Mondros Anlaşması'ndan sonra milli mücadeleye karşı faaliyette bulunmuştur. Ve seçimde Hürriyet ve İtiraf Partisi'ne doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin faaliyetleri arasında gösterilemez? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açma, B. Tek harfli milli emirlerini yayınlama, C. Amasya protokolünü yapma, D. İstanbul ile tüm ilişkileri kesme, E. Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atama. Temsil heyetinin kurulma kararı Amasya Yenavyesi'nde alınırken kurulması Erzurum Kongresi'nde gerçekleşmiştir. Sivas Kongresi'nde burası ulusallaşırken Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi'nin komutanlığına atamıştır. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınırken son Osmanlı Nuristan Meclisi'nin aşamasında Ankara'ya gelmiş, İstanbul resmen işgal edilip son Osmanlı Nuristan Meclisi'nin dağıtılması üzerine Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil heyeti açıldıktan sonra kendi kendine feshetmiştir. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil heyetini açtıktan sonra kendi kendine feshetmiştir. Tekarifi Milli Emirlisi daha sonra mı bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkartılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Tekarifi Milli Emirlerini yayınlama temsil heyetinin faaliyetleri arasında gösterilemez. Mustafa Kemal Atatürk'ü faaliyetti dedi dilek olarak. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkartılmıştır Tekarifi Milli Emirleri. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bulsalım B'si doğru cevabımız olacaktır. Ana Fatihlar kahramanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Ruşen Eşref Günaydın, B. Tevfik Rüştü Aras, C. Ali Fuat Çevesoy, D. İsmet İnönü, E. Rauf Orbay. Ali Fuat Çebesoy'a ait Moskova Hatıraların sınıf arkadaşım var. Atatürk adlı eserleri kaleme almıştı Ali Fuat Çebesoy. İsmet İnönü Hatıralar adlı eseri kaleme almıştır. Rauf Orbay Hamidiye kahramanı olarak anılır. Cehennem Devrimi adlı eseri kaleme almıştır. Rüştü Eşref Günaydın, Mustafa Kemal ile röportaj yapan ilk gazetecidir.
Mustafa Kemal'i ülke genelinde tanıtmıştır. Ana Fatihler kahramanı Mustafa Kemal ile mülakat adlı eseri vardır. Tevfik Güçlü Aras Atatürk'ün dış politikası adlı eseri vardır. Dışişleri Bakanlığı yapmıştı Atatürk'ün abinde. Tevfik Güçlü Aras. Doğru cevabımız Gülşen Eşref Günaydın olacaktır. Ana Fatihler kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ile mülakat adlı eser Gülşen Eşref Günaydın'a aittir. Mustafa Kemal ile röportaj yapan ilk gazetecidir. Doğru cevabımız Gülşen Eşref Günaydın olacaktır. Tunik Kurtuluş Savaşı ile işgalcilere karşı ulusal bağımsızlık, saltanata karşı da ulusal egemenlik gerçekleştirmek istenmiştir. Buna göre Kurtuluş Savaşı'nın niteliği aşağıdaki Atatürk ilkelerinde hangileriyle sırasıyla doğrudan ilgilidir? A. Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik. B. Devletçilik, Laiklik. C. Halkçılık, İnkılapçılık. B. Devletçilik, Milliyetçilik. E. Laik, Milliyetçilik. Türk Kurtuluş Savaşı'yla işgalcilere karşı ulusal bağımsızlık mücadelesinin verilmesi milliyetçilik, saltanata karşı da ulusal egemenlik mücadelesinin verilmesi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir, ilkeleriyle ilişkilidir. Doğru cevabımız milliyetçilik, cumhuriyetçilik olacaktır. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Türk Kurtuluş Savaşı'yla işgalcilere karşı ulusal bağımsızlık mücadelesi verilmesi, milliyetçilik, saltanata karşı da ulusal egemenlik gerçekleştirme istenmesi, cumhuriyetçi ülkeleriyle doğrudan ilgilidir. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Atatürk, harp yani savaş sorumlu ve yaşamsal olmalı, millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça harp yani savaş cinayettir demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenemez. A. İnsanla insanlığın sevgisinin. B. Yayılmacı politikalara ağırlık verilmesinin. C. Barışın önem ve önceliğinin. D. Ulusun kendini savunma hakkını denemenin. D. Savaşın hangi durumlarda meşru olacağının. Atatürk'ün sözüne dayanarak A. C. D. E seçeneklerine ulaşılabilir. B. Seçeneğinde verilen durumu ise yeni kullanan Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman benimsememiştir. Atatürk ayrıca gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşulmamalıdır demiştir. B seçeneği doğru cevabımızdır. Yayılmacı politikalara ağırlık verilmesinin Atatürk'ün bu sözüyle uygulandığı söylenemez. Çünkü savaşın zorunlu ve yaşamsal olması gerektiğini, millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça savaşın cinayet olduğunu söylemiştir. Yayılmacı politikalara ağırlık verilmesinin olgulandığı söylenemez. Atatürk'ün bu sözüyle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar coğrafya sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki akarsulardan hangisi üzerindeki baraj adı yanlış verilmiştir? A. Fırat Keban Barajı. B. Dicle Oymakpınar Barajı. C. Gediz Demirköprü Barajı. D. Büyük Menderes Adı Güzel Barajı. B. Kızıl Olmak İrfanlı Barajı. Oymakpınar Barajı Manavgat Nehri üzerindedir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Dicle Oymakpınar Barajı yanlış verilmiştir. Oymakpınar Barajı arkadaşlar Manavgat Nehri üzerindedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Biz sonuç soruya geçebiliriz. Coğrafya sorusuna. Bir sonraki coğrafya sorusuna. Karadeniz bölgesinin Akdeniz bölgesinden daha fazla yağış almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yükseltinin fazla olması. B. Deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması. C. Dağların uzanış yönü. D. Orman alanlarının daha fazla olması. D. Kıta sahanlığının dar olması. Karadeniz bölgesinin Akdeniz bölgesinden daha fazla yağış almasının nedeni dağların yükseltisinin daha fazla olması ve dağların kıyıya birçok yerde daha yakın bir konumda yer almasıdır. Doğru cevabımız yükseltinin fazla olması olacaktır. A seçeneği yükseltinin fazla olması doğru cevabımız olacaktır. Biz Forex Flow ile devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde Ocak ayı ortalama sıcaklığı daha fazladır? A. Güney Marmara bölümü. B. Kıyı Ege bölümü.
C Adana bölümü, D Orta Karadeniz bölümü, D Orta Fırat bölümü. Türkiye'de Ocak ayı ortalama sıcaklığının en yüksek olduğu bölge enlem ve denizlerlikten dolayı Akdeniz bölgesidir. Bu yüzden Adana bölümünün Ocak ayındaki ortalama sıcaklığı verilen diğer illerden daha fazladır. C seçeneği Ceyhan'ın C'si Adana bölümü doğru cevabımız olacaktır. Adana bölümü doğru cevabımızdır arkadaşlar. Bir başka soruyla coğrafya sorusuyla devam edeceğiz. Ülkemizde seracılık faaliyetlerinin en yaygın olduğu bölge Akdeniz bölgesidir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Dağların kıyıya paralel uzanması. B. Toprağın verimliliği. C. Yaz kuraklığı. D. Kışların ılık geçmesi. E. Tarım ürünü çeşitliliğinin az olması. Ülkemizde seracılığın en fazla geliştiği bölgeler Akdeniz ve Ege bölgeleridir. Bunun nedeni bu bölgelerimizde var olan uygun iklim koşullarıdır. Kışların ılık geçmesi seracılığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Çünkü bu durum seraların ısıtılması için gerekli olan maliyeti azaltmaktadır. Ülkemizde özellikle Finike, Kaş ve Kumulca'da seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Doğru cevabımız kışların ılık geçmesi olacaktır arkadaşlar. D seçeneği. Kışların ılık geçmesi doğru cevabımız olacaktır. Biz soru soruda devam ediyoruz. Aşağıda Türkiye'nin bir bölgesi, bir yöresine ait bilgiler verilmiştir. Aşağıda Türkiye'nin bir yöresine ait bilgiler verilmiştir. Yıllık sıcaklık farkında en az olduğum bölümdür. Bölüm içerisinde iklim ve bitki çeşitliliği fazladır. Buna göre verilen yörenin en yaygın tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kenevir, B. Pamuk, C. Çay, D. Susam, E. Tütün. Verilen özellikler Doğu Karadeniz bölümüne aittir. Doğu Karadeniz bölümünün en yaygın tarım ürünü ise çaydır. Doğru cevabımız çay olacaktır arkadaşlar. C. Çay. Ceyhan'ın C'si çay doğru cevabımızdır. Vatandaşlık anayasa sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar sorularımıza. Arkadaşlar vatandaşlık anayasa sorularıyla devam ediyoruz. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı seçilebilme şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. 25 yaşını doldurmuş olmak. B. Yüksek öğrenim mezunu olmak. C. Askerlikle bir işi olmamak. D. Kamu hizmetlerinde yasaklı olmamak. E. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüksek öğrenim mezunu olmak, 40 yaşın doldurmuş olmak, milletvekili olmak ya da milletvekili seçilebilme şartlarına sahip olmak gereklidir. Ancak milletvekili seçilebilmek için gereken şartlardan ilkokul mezunu olmak ve 18 yaşın doldurmuş olmak, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ayrıca yeniden düzenlenen maddelerdendir. Cumhurbaşkanı için yaz şartı 40, öğrenim şartı da yüksek öğrenim olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı için yaz şartı 40, belirlenim şartıyla yüksek öğrenim olarak belirlenmişti. Doğru cevabımız 25 yaşını doldurmuş olmaktır. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli şartlar arasında A seçeneği yoktur. 40 yaşını doldurmuş olmak gerekir, 25 yaşın değil. Biz soruyla devam ediyoruz. 1982 Anayasası'nın ele bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve teşkilatı aşağıdaki nereden hangisiyle düzenlenir? A. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. B. Yönetmelikler. C. Kanun. D. Genelge. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü. 1982 Anayasası'na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve teşkilatı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olduğu düzenlenir. 1982 Anayasası'na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve teşkilatı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmektedir. Doğru cevabımız A seçeneği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olacaktır arkadaşlar. Bir başka soruyla vatandaşlık anayasası sorusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasındadır? A. Cumhurbaşkanını seçmek. B. Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan üye seçmek. C. Yargıtay üyelerini seçmek. D. Danıştay üyelerini seçmek. E. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerinin bir kısmını seçmek.
1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkarmak, savaş ilanına karar vermek, hakimlerle savcılar kolumuna üye seçmek, kamu başlatıcısını seçmek, bütçe ve kesin hesabını kabul etmek, Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçünü seçmek gibi yetkilere sahiptir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği hakimlerle savcılar kolundan üye seçmek olacaktır. Bolsa'nın B'si doğru cevabımız olacaktır. Cumhurbaşkanı halk seçer arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı seçer. Belirli bir olaydan veya varlığı bilinen bir olgudan belirli olmayan bir olay ya da varlığı bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasına ne ad verilir? A. Faraziye, B. Kıyas, C. Tespit, D. Karine, E. Alıntı. Belirli bir olaydan veya varlığı bilinen bir olgudan belirli olmayan bir olay ya da varlığı bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasına karine adı verilir. Bölüm karinesi gibi örnek verilebilir. Bölüm karinesi gibi örnek verilebilir. Doğru cevabımız karine olacaktır arkadaşlar. D seçeneği Denizli'nin D'si karine doğru cevabımızdır. Doğru cevabımız karinedir arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri seçimde göreve gelmez? 1. Kaymakam, 2. Köy muhtarı, 3. Belediye başkanı. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Köy muhtarı ve belediye başkanı seçimle iş başına gelir. Kaymakam ise Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yani atamayla göreve gelir. Seçimle göreve gelmez diyor kaymakam, yalnız bir doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar, köy muhtarı ve belediye başkanı seçimle göreve gelirken kaymakam atamayla göreve gelir. Doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. En yüksek devlet memuru aşağıdakilerden hangisidir? A. Adalet Bakanı Yardımcısı, B. Vali, C. Bakanlık Müşavirleri, D. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, B. Cumhurbaşkanı İdare İşler Başkanı. Arkadaşlar, en yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanı İdare İşler Başkanı'dır. B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Cumhurbaşkanı İdare İşler Başkanı en yüksek devlet memurudur. Yüce bilgi sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yalnızca bir gün başbakanlık yaparak en kısa süre bu koltukta oturan devlet adamı unvanına sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Abdullah Gül, B. Binali Yıldırım, C. Ahmet Fikri Tüzer, D. Emin Fahrettin Özdilek, E. Ahmet Davutoğlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yalnızca bir gün başbakanlık yaparak en kısa süre bu koltukta oturan devlet adamı unvanına sahip olan kişi C seçeneğindeki Ahmet Fikri Tüzer'dir. Tüzer, doğru cevabımız Ahmet Fikri Tüzer. Sadece bir gün başbakanlık yaparak en kısa süre bu koltukta oturan devlet adamı unvanına sahip olan kişidir. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rauf Yekta, B. Abdülkadir Meragi, C. Zekai Dede Efendi, D. Hafız Post, E. Bu Rizale Mustafa İtri. Osmanlı Devleti'nde müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişi Bu Rizade Mustafa İtri'dir. B seçeneği doğru cevabımızdır. B. Bu Rizade Mustafa İtri, Osmanlı Devleti'nin müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişidir. Yukarıda verilen eserlerin yazarı aşağıdaki edebiyatçılarımızdan hangisidir? Şankaya, Atatürk Çürük Nedir, Kurtuluş Zeytindağı, A. Halide Edip Adı Var, B. Ahmet Hamdi Tanpınar, C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, D. Kemal Tahir, E. Fali Rıfkı Atay. Doğru cevabımız Fali Rıfkı Atay olacaktır. E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Çankaya, Atatürk Çürük Nedir, Kurtuluş, Zekindağı gibi eserlerin yazarı Fali Rıfkı Atay'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği Fali Rıfkı Atay olacaktır. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Chichen Itza aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?
A. İtalya, B. Brezilya, C. Yunanistan, D. Mısır, E. Meksika. Dünyanın 7 harikasından biri olan Chichen Itza, Meksika'da yer almaktadır. Doğru cevabımız Meksika olacaktır arkadaşlar. Meksika doğru cevabımızdır. Chichen Itza, Meksika'da yer almaktadır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Türkçe'ye tercümesini yaptıran Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tavgaç Burhan, B. Karayürük Osman Bey, C. Karamanoğlu Mehmet Bey, D. Akkoyunlu Uzun Hasan, D. Selahattin Eyyubi. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Türkçe tercümesini yaptıran Türk İslam hükümdarı Akkoyunlu Uzun Hasan'dır. Akkoyunlu Uzun Hasan doğru cevabımız olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Türkçe tercümesini yaptıran Türk İslam hükümdarı Akkoyunlu Uzun Hasan'dır. Kürekle okyanus geçen ilk Türk ünvanına sahip olan ve Akras Okyanusu üzerinde kas gücüyle durmadan kat edilen en uzun mesafeye sahip olan aşağıdaki kişilerden hangisi tarihte 3 ayrı okyanuslu küreklemiş ilk kişidir? A. Erden Eruç, B. Eftal Nogan, C. Rüştü Dağlaroğlu, E. Nihat Bektik, E. Uğur Uluoca. Doğru cevabımız Erden Eruç olacaktır. Erden Eruç, kürekle okyanus geçen ilk Türk ünvanına sahiptir. Atlas Okyanusu üzerinde kas gücüyle dağılan kat edilen en uzun mesafeye sahip olan ve tarihte 3 ayrı okyanusu eklemiş ilk kişidir Erden Eruç. Doğru cevabımız Erden Eruç'tur. Arkadaşlar şimdi sıra 2. Deray Genel Kültür Denemesi'nde 2. Genel Kültür Denemesi'ni çözebilirsiniz istiyorsanız. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Sesim için kusura bakmayınız. Sesimi kılıçtan alın sesini değiştirdim bu sefer. Bakalım faydalı olur inşallah arkadaşlar. Türk devletlerindeki kurul ve meclisler incelendiğinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis olan kavram aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından ihtiyarlar meclisi olarak isimlendirilir? A. Avrupa Hunları, B. Tavgaç Devleti, C. Hazal Kağanlığı, Hazal Kağanlığı, D. Peşenekler, E. Tuna Bulgarları. Türk devletlerindeki kurul ve meclisler şöyledir. Avrupa Hunları Seçkinler Meclisi, Tavgaç Devleti, Nazırlar Meclisi, Hazar Kağanlığı yani Hazarlar İhtiyarlar Meclisi, Peşenekler Komentan Meclisi, Tuna Bulgarlı Devleti, Tuna Bulgarları yani Millet Meclisi olarak isimlendirilir arkadaşlar. İhtiyarlar Meclisi Hazar Kağanlığı'na aittir. Doğru cevabımız Hazar Kağanlığı olacaktır. Hazar Devleti olacaktır. Devlet işlerinin görüşüp karara bağlandığı meclis olan kavram İhtiyarlar Meclisi olarak isimlendirilir. Hazar Kağanlığı'nda Hazarlar Devleti'nde. Arkadaşlar bir başka soruyla devam ediyoruz. Her emir yani komutanı sultan olabilmesiyle hangi Türk İslam devletlerinde, hangi Türk İslam devletinde babadan oğula geçen tek hanedanlık saltanat yönetimi oluşmamıştır? A. Karahanlılar, B. Gazneliler, C. Tolunoğulları, D. Memlükler, E. İşikler. Her emir yani komutan sultan olabildiğine göre Memlüklerde babadan oğula geçen tek hanedanlı saltanat yönetimi oluşmamıştır. Doğru cevabımız Memlükler olacaktır arkadaşlar. Denizli'nde isim Memlükler. Memlükler doğru cevabımızdır. Saltanat yönetimi oluşmamıştır Memlüklerde. Çünkü her emir yani komutan sultan olabilmesiyle Türk İslam devletlerinden biri olan Memlüklerde babadan oğula geçen tek hanedanlı saltanat yönetimi oluşmamıştır. Memlükler doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka tarih sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan bir Türk devletlerinden biri değildir? A. Osmanoğulları, B. Çakabeyliği, C. Mengücekliler, D. Danışmanlıklar, E. Artuklular. Osmanoğulları ikinci dönem Türk beyliğidir. 1243 Kürsüda Savaşı'ndan sonra kurulmuştu.
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Kürt devletleri arasında Çakabeyli, Mengücekliler, Danışmentliler, Artuklular ve Saltuklular vardır. Doğru cevabımız A seçeneği Osmanlılar olacaktır arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Kürt devletlerinden biri değildir Osmanlıları. İkinci dönem Kürt devletidir. 1243 Kürsedağ Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Doğru cevabımız A Osmanlıları olacaktır. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Aşağıda defterdarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir? A. Devletin her türlü mali işlerinden sorumludur. B. Devletin gelir ve giderlerini incelerdi. C. Bugünkü karşılığı Maliye Bakanı'dır. D. Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli olarak ikiye ayrılmıştır. Ve fethedilen arazileri tahlil defterinde kaydederdi. Arkadaşlar, fethedilen arazileri tahlil defterinde kaydeden görevli nişancıdır, defterdar değildir. Fethedilen arazileri tahlil defterinde kaydeden görevli nişancıdır. Yani doğru cevabımız E seçeneği, E seçeneği, Edirne Üniversitesi fethedilen arazileri tahlil defterinde kaydeden görevli nişancıdır. Defterden dolayı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Doğru bir bilgi değildir diyor. Ve seçeneği yanlıştır. Fethedilen arazileri tarih defterinde kaydeden nişancıdır. Defterdar değildir. Edirne'nin neyse doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra atandığı ilk askeri görev yeri aşağıda verilen ülkelerden hangisidir? A. Irak. B. Bulgaristan. C. İran. D. Suriye. E. Makedonya. Mustafa Kemal'in İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra atandığı ilk askeri görev yeri Suriye'deki 5. ordudur. Bitirdiğinde 1905'te Harp Akademisi'ne bitirdiğinde Kurmay Yüzbaşı rütbesini aldı. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden Yüzbaşı unvanı olarak mezun olan Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'dır. Suriye'nin Şam şehridir. Doğru cevabımız Şam olacaktır. Yani Suriye olacaktır. D seçeneği Suriye. Denizli'nin D'si Suriye doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra atandığı ilk askeri görev yeri Suriye Şam'dır. Doğru cevabımız Suriye olacaktır arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerinin misak-ı milliyetlerinin belirlenmesinde etkili olduğu söylenebilir? 1. O son Osmanlı Emir Memusan Meclisi. 2. Erzurum Kongresi. 3. Sivas Kongresi. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Misak-ı milliyetin temeli Erzurum'da atılmış, Sivas'ta geliştirilmiş, son Memusan Meclisi'nde kesin şeklini almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinleşen misak-ı milli kararlarını tekrar olmamış ancak uygulayıcısı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinleşen misak-ı milli kararlarını tekrar olmamış ama ancak uygulayıcısı olmuştur. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2, 3 olacaktır arkadaşlar. Hepsinde misak-ı milli ülkenin belirlemesine etkili olduğu soru söylenebilir hepsi için. Arkadaşlar 1. 2. 3. öncüler misak-ı milli ülkelerinin belirlenmesine etkili olduğu söylenebilir. Eşit kıyas için 1, 2, 3 doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisiyle Fener Rum Hatrikhanesi'nin mahkeme kurma hakkı elinden alınmıştır? A. Halifeliğin kaldırılması. B. Takrur-u Sikim Kanunu'nun çıkarılması. C. Tevhid-i Telisat Kanunu'nun hazırlanması. D. Medeni Kanunu'nun hazırlanması. Ve saltanatın kaldırılması. Medeni kanun ile Müslüman ve gayrimüslim tüm vatandaşların hukuki sorunları aynen kapsama alınmış, dine dayalı hukuk düzenine son verilmiş Fener Rum Patrikhanesi'nin mahkeme kurma hakkı elinden alınmıştır. Doğru cevabımız Medeni kanunun hazırlanması olacaktır arkadaşlar. Denizli'nin D'si Medeni kanunun hazırlanması ile Fener Rum Patrikhanesi'nin mahkeme kurma hakkı elinden alınmıştır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz.
Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda kazanılması rağmen Lozan Barış Anlaşması'nda kaybedilen yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğu Trakya, B. Batı Trakya, C. İstanbul, D. Batum, D. Boğazlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması sonrası İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan kazanılmıştır. Mudanya'da kazanmamıza rağmen Lozan Barış Anlaşması'nda alamadığımız yer Boğazlar'dır. Doğru cevabımız E şıkkı, Edirne'nin E'si Boğazlar olacaktır. E şıkkı Boğazlar'ın doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edeceğiz. Türkiye'nin bir Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile Harp Okulu yıllarında sınıf arkadaşı olan Türkiye'nin işgali sırasında İzmit'ten Ankara'ya ilerleyen İngiliz birliklerine ateş açmaya birini vererek tren istasyonuna durması nedeniyle Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatan bir komutan olan sınıf arkadaşım Atatürk kitabının yazarı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet İnönü, B. Ziya Gökalp, C. Refet Bele, D. Ali Fuat Çebesoy, D. Ali Fethi Okyay. Sınıf arkadaşım Atatürk kitabının yazarı Ali Fuat Çebesoy'dur arkadaşlar. Doğru cevabımız Ali Fuat Çebesoy. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk ile Harp Okulu yıllarının sınıf arkadaşıdır. Atatürk'ün Laiklik ilkesinde kanun önünden din, inanç ayrımı yapılmaması ve devletin resmi bir dini olmaması laiklik ilkesinin doğal sonucu olarak aşağıdaki ilkelerden hangisini gösterebilir? A. Milliyetçilik, B. Devletçilik, C. Halkçılık, D. Cumhuriyetçilik, E. İnkılapçılık. Laiklikte inanç ayrımı yapılmaması ve resmi din maddesinin olmaması farklı inançtan oluşan halk grupları arasında ayrım yapılmaması sonucuna dayanır. Bu da halkçılık ilkesini doğru. Doğru cevabımız halkçılık olacaktır. C seçeneği, yani C'si halkçılık doğru cevabımızdır. Halkçılık doğru cevabımız olur arkadaşlar. Ve soruyu şöyle devam ediyoruz. Şu andakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın özellikleri arasında yer almaz? A. Yabancı sermayenin ülkeye gelmesini savunması. B. Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi olması. C. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Kup Kurumu'nun siyasi partileştirilmiş şekli olması. D. Laiklik ve Cumhuriyetçilik ilkesini benimsemesi. Ve Cumhuriyetin ilanı ile isim değişikliğinin yapılması. Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomik açıdan nişan bağımlılığını ortadan kaldırmak için ekonomide büyük kaynaklara başvurulmasını savunmuştu. Yabancı sermayenin ülkeye gelmesi 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası savunmuştu. Yani liberalizmi savunmuştu. Bu iki parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası liberalizmi savunmuştu arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi devletçiliği savunmuştur. Yabancı sermayenin ülkeye gelmesini savunması Cumhuriyet Halk Fırkası'nın özellikleri arasında yer almaz. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Yukarıda bilgileri verilen yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Milli birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti bilinçlendirmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nihal tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarını güne güne yayınlayıp halka ulaştırmıştır. A. Tani, B. Tasfir-i Efkar, C. Vatan, D. Anadolu Ajansı, E. İleri. Arkadaşlar doğru cevabımız Anadolu Ajansı olacaktır. Özellikleri verilen yayın organı Anadolu Ajansı'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nihal'i tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulmuştur. Doğru cevabımız Anadolu Ajansı olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisini 1937'de kurulan Saadet Paktı'nda yer aldığı söylenemez? A. Afganistan, B. Türkiye, C. İran, D. Suriye ve İran. 1937'de kurulan Saadet Paktı'nda Suriye yer almamıştır. D seçeneği Denizli, D seçeneği Suriye doğru cevabımız olacaktır.
coğrafya sorunlarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Soruya doğru cevabımız olacaktır. Aşağıda verilen göllerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır? A. Akşehir Gölü, B. Beyşehir Gölü, C. Çıldır Gölü, D. Boldur Gölü, E. Ebergölü. Verilen göllerin oluşum izolatörüne bakıldığında Boldur Gölü tektonik, Beyşehir Gölü tektonik, Ebergölü tektonik, Akşehir Gölü tektoniktir. Çıldır Gölü ise volkanik sert gölüdür. Çıldır Gölü'nün oluşumunun farklı olduğu görülmektedir. Cevabımız Çıldır Gölü olacaktır arkadaşlar. C seçeneği Çıldır Gölü doğru cevabımızdır. Akşehir, Beyşehir, Bodur ve Eber Gölleri arkadaşlar tektonik. Çıldır Gölü ise volkanik göl, sert gölüdür. Volkanik sert gölüdür. Diğer göller tektonik gönderdir. Tektonik gönderdir arkadaşlar. Yukarıda yer alan kentlerden hangilerinin yağış rejimleri aynıdır? Yağış rejimleri aynıdır diyor sorumuz. Verilgada verilen kentlerden hangilerinin yağış rejimleri aynıdır? A. Kars Beyoğlu'dur. B. Şanlıurfa ve İzmir. C. Rize ve Şanlıurfa. D. İzmir ve Kars. E. Iğdır ve Rize. Arkadaşlar verilen kentlerin en yağışlı mevsimlerine bakıldığında İzmir kış, Şanlıurfa kış, Rize sonbahar, Kars yaz, Iğdır ilkbahar mevsimlerinde yağış alır. İzmir ve Şanlıurfa'nın en fazla yağış aldığı mevsim aynı olduğu için yağış rejimleri aynıdır. İzmir ve Şanlıurfa kış aylarında en fazla yağış alır. Ve bunun için yağış rejimleri aynıdır. Doğru cevabımız Şanlıurfa ve İzmir B şıkkı olacaktır. B seçeneği Şanlıurfa ve İzmir doğru cevabımızdır. Kış aylarında en yağış rejim, en fazla yağış aldığı mevsim kış ayıdır. Dolayısıyla yağış rejimde de Şanlıurfa ve İzmir'in aynıdır diyebiliriz. Doğu Anadolu bölgesinin aşağıdaki ekonomik faaliyetlerinden hangisi Türkiye ekonomisine daha az katkıda bulunur? A. Hidroelektrik enerji, B. Pamuklu dokuma, C. Et kombine tesisleri, D. Madencilik, E. Çet ürünleri. Doğu Anadolu bölgesinde mikrop klima alanlar dışında pamuk yetişmediği için bölgede pamuğa dayalı dokuma tesisleri fazla gelişmemiştir. Dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinin pamuklu dokuma faaliyetlerinden Türkiye ekonomisinin daha az katkıda bulunduğu söylenebilir. Doğru cevabımız pamuklu dokuma olacaktır. Ekonomik faaliyetlerden aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden pamuklu dokumada Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye ekonomisinin daha az katkıda bulunduğu söylenebilir arkadaşlar. B seçeneği pamuklu dokuma doğru cevabımızdır. Evet arkadaşlar bir başka coğrafya sorusuna devam ediyoruz. Kuzey Ege ve Orta Fırat bölümleri bir zeytin yetiştirilmesi, iki yazların sıcak ve kurak olması, üç yağışların daha çok kış mevsiminde görülmesi gibi özelliklerden hangileri bakımından benzerlik göstermekleri söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Kıyı Ege bölgesinde yer alırken Orta Fırat bölümü ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. Kıyı Ege'de tipik Akdeniz iklimi görülürken Orta Fırat bölümünde Akdeniz ikliminin bozulmuş şeklini görmek mümkündür. Ancak bu cillerde verilen tüm özellikler her iki bölüm içinde geçerlidir. Yani Kıyı Ege ve Orta Fırat bölümleri zeytin yetiştirilmesi, yazların sıcak ve kurak olması, yağışların daha çok kuş mevsiminde görülmesi gibi özelliklerin tümü bakımından benzerlik gösterdikleri söylenebilir. Ve şıkkı 1, 2, 3 doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Ve şıkkı 1, 2, 3 doğru cevabımızdır. Aşağıdaki akarsuları adı hangisi üzerindeki baraj adı yanlış verilmiştir? A. Fırat Çeban Barajı, B. Dicle Oymakpınar Barajı, C. Gedit Demirköprü Barajı, D. Büyük Menderes Arda Güzel Barajı, B. Kızır Olmak Bilbufanlı Barajı. Oymakpınar Barajı Manavgat Nehri üzerindedir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Dicle Oymakpınar Barajı yanlış bilinmiştir. Oymakpınar Barajı
arkadaşlar. Manav Akberi üzerindedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Biz sonuç oraya geçebiliriz. Bu arkadaşlar vatandaşlık anayasa sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun kapsamında düzenlenen konulardan biri değildir? A. Çocuk istismarı. B. Gayiplik. C. Hak evliliği. D. Dernekler. E. İtkiametka. Doğru cevabımız A seçeneği çocuk istismarı olacaktır arkadaşlar. Çocuk istismarı olacaktır doğru cevabımız. Medeni kanun kapsamında olan hukuk alanları şunlardır. Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku. Mars seçeneğine yer alan çocuk istismarı ceza hukukunda düzenlenmiş bir konudur. Mars seçeneğine yer alan çocuk istismarı ise ceza hukukunda düzenlenmiş bir konudur. Medeni hukukun kapsamında düzenlenmiş konulardan biri değildir. Çocuk istismarı doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Bir soruda devam edeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasına göre yüksek mahkemeler arasında yer almaktadır? A. Hakimlerle Savcılar Kurulu. B. Yüksek Seçim Kurulu. C. Sayıştay. D. Danıştay. D. Devlet Denetleme Kurulu. 1982 anayasasına göre yüksek mahkemeler Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtaylar. Buna göre 1982 anayasasına göre yüksek mahkemeler arasında Danıştay yer almaktadır. Danıştay yüksek mahkemeler arasında yer alır. Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi de 1982 anayasasına göre yüksek mahkemeler arasındadır. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurulu 1982 anayasasına göre yüksek mahkemeler arasında yer almaz. Danıştay yer alır sadece. Burada verilenlerden, forda verilenlerden Danıştay sadece yer alır. Doğru cevabımız D seçeneği Danıştay olur. 1982 anayasasına göre nokta 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 siyaset partileri mali denetimi yaparken Sayıştay'dan yardım alır. Bir karedeki boşluğun aşağıdakilerden hangisi gelir seçimine doğru bir ifade olacaktır? A. Anayasa Mahkemesi. B. Uyuşmazlık Mahkemesi. Y. Yargıtay. D. Danıştay. E. Devlet Denetleme Kurulu. 1982 anayasasına göre Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimi yaparken Sayıştay'dan yardım alır şeklinde yukarıdaki boşluğa Anayasa Mahkemesi gelirse cümle doğru bir ifade olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği Anayasa Mahkemesi olacaktır. 1982 anayasasına göre Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimi yaparken Sayıştay'dan yardım alır arkadaşlar. Doğru cevabımız Anayasa Mahkemesi olacaktır. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görevler arasında yer almaz? A. Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmek ve onu yönetmek. C. Danışma Kurulu'na başkanlık etmek. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırmak. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki komisyonları denetlemek. Arkadaşlar 1982 anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın değerleri arasında Cumhurbaşkanı'na vekalet etme çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'na vekalet eden kişi Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. 1982 anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görevleri arasında A seçeneğindeki Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek yer almaz. A seçeneği doğru cevabımızdır. Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek doğru cevabımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevleri arasında Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek yer almaz. Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek Cumhurbaşkanı yardımcılarının görevidir. Doğru cevabımız Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek olacaktır. Arkadaşlar bir başka vatandaşlık anayasa sorusuyla devam ediyoruz. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın katılma dev zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanır? A. Milli Savunma Bakanı. B. Genelkurmay Başkanı. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. D. İçişleri Bakanı. D. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında toplanır. E. Edirne'nin E'si Cumhurbaşkanı Yardımcısı doğru cevabımızdır. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafının başkanlığında toplanır ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı doğru cevabımızdır. Diyarkurt Çukuru taşımakta olan
diğer koşulları taşımakta olan 45 yaşındaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir cumhurbaşkanı, iki belediye başkanı, üç köy muhtarı, mevkilerinden hangilerine seçilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Diğer koşulları taşımakta olan 45 yaşındaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı cumhurbaşkanı seçilebilir. Çünkü cumhurbaşkanı olabilmek için 40 yaşında olmuş olmak gerekir. Belediye başkanı da seçilebilir. Köy muhtarı da seçilebilir. O 18 yaşında olmuş olması gerekir. Belediye başkanı seçilebilmesi için ve köy muhtarı alabilmesi için 18 yaşında olması doldurmuş olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının arkadaşlar 1, 2, 3, 5, 4, 5 seçilebilir. Doğru cevabımızdır. Hepsi de seçilebilir arkadaşlar. 45 yaşındaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diğer koşulları taşımaktaysa arkadaşlar cumhurbaşkanı olabilir. Belediye başkanı olabilir. Köy muhtarı da olabilir. Arkadaşlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın OECD Genel Merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Strasbourg, B. Cenevre, C. Viyana, D. Washington, B. Paris. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın OECD'nin genel merkezi Paris'tir arkadaşlar. Fransa'nın Paris şehri doğru cevabımız olacaktır. Bir başka soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2021'de 2021 yılında yapımı tamamlanan Şanlıurfa Kulesi aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde yer alır? A. Antalya, B. Adıyaman, C. Adana, D. Mersin, E. İstanbul. 2021'de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Kulesi İstanbul'da yer alır. Doğru cevabımız Üsküdar'da yer alır. İstanbul olacaktır. İstanbul doğru cevabımızdır. Bir başka soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin ilk barajı olan Çubuk Barajı hangi yıl sınırları içerisinde yer almaktadır? A. Manisa, B. Ankara, C. Diyarbakır, D. Antalya, E. Şanlıurfa. Türkiye'nin ilk barajı olan Çubuk Barajı Ankara yeri sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğru cevabımız Ankara olacaktır arkadaşlar. Türkiye'nin ilk barajı olan Çubuk Barajı Hanfara ilimizin sınırları içerisinde yer almaktadır. Bir başka soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. Güncel bilgiler sorularıyla. 2023 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen aşağıdaki kişilerden hangisi Merkez Hakem Kurulu'nun bir kadın başkanı olmuştur? A. Lale Orta, B. Diraşhan Arda, C. Elmas Arabacı, D. Afife Jale, E. Melis Üçiden. 2023 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen Lale Orta, Lale A seçeneğinde veren Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olmuştur. A seçeneği Lale Orta doğru cevabımız olacaktır. Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olmuştur. 2023 yılında Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilmiştir. Ve Merkez Hakem Kurulu'nun ilk başkanı Lale Orta olmuştur. 2023 yılında düzenlenmiş olan 76. Cannes Film Festivali'nde ve en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği hangi filmdeki performansıyla büyük boyutuyla almaya hak kazanmıştı? A. Ahlat Ağacı, B. Kuru Orta Düştüne, C. Kuş Uykusu, D. Üç Maymun, E. Mayıs Sıkıntısı. En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, Kuru Orta Düştüne, Nuri Bilge Ceylan'ın inerettiği Kuru Örtler Müşesine filmindeki performansla bu ödülü almaya kazanmıştı. Doğru cevabımız B seçeneği. Bursa'nın B'si Kuru Örtler Müşesine olacaktır. 76. Cannes Film Festivali'nde kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Örtler Müşesine filmindeki performansıyla bu ödülü almaya kazanmıştı. Aşağıdakilerden hangisi Rus roman yazarı Fyodor Dostoyevski'nin eserleri arasında yer almamaktadır? A. Yer altından notlar, B. Şato, C. Kumarbaz, D. Karamazov kardeşler ve Suç ve Ceza. Arkadaşlar, Şato Franz Kafka'ya aittir. Fyodor Dostoyevski'ye ait değildir. Şato Kafka'ya aittir arkadaşlar.
yer altından notlar, kumarbaz, Karamazov kardeşlerle suç ve ceza, arkadaşlar Fyodor Dostoyevski'ye ait eserler arasında yer alır. Doğru cevabımız Chateau'dur. Chateau, arkadaşlar, Fyodor Dostoyevski'ye ait değildir.